Herkese merhaba arkadaşlar, Kriptobi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Unique Network'ün Mindfest etkinliğinden ve Unique Network üzerinden nasıl çok düşük ücretlere NFT koleksiyonu oluşturabileceğinizden bahsedeceğim. Daha önce parachainler videosunda, daha doğrusu Unique Network parachain'e katılma videomuzda sizlere Mintfest'e katılanların ekstra bonus alacağından bahsetmiştim. Şimdi bu Mintfest aklında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Bu Mintfest etkinliğinde Unique Network'ün kendi ağında bir NFT koleksiyonu oluşturuyorsunuz. Bu NFT koleksiyonunun maliyeti gerçekten çok düşük. Atıyorum 5 QTZ sanırım. 5 QTZ'ye de bakalım fiyatına. Gördüğünüz gibi burada 10 QTZ zaten 10 cent ediyor. Burada 6 cent civarına bir NFT koleksiyonu yapabilir halde oluyorsunuz. Bunun sebebi de tabii ki Quartz'ın gerçekten berbat bir fiyatta olması. Hacmi bile yok denecek kadar kötü. Umarım proje çalışır ve bunu iyi yerlere getirirler. Zaten bu Unique Network'ün Quartz ağı vesaire iyice çalışır hale geldiğinde bunun da fiyatlanacağını düşünüyorum. En kötü ekip zaten burada 100 bin dolarlık alım yapsa sağlam bir şekilde bunun çok çok yukarılara çıkabileceğini düşünüyorum. Şu anda gerçekten ne alıcısı var ne satıcısı var. Berbat bir durumda kalmış halde. Bu yüzden zaten Quartz ağında NFT koleksiyonu oluşturmanın maliyetleri de çok düşük duruma gelmiş bulunuyor. Şimdi burada parachainlerde Unique Network'ün birinci olduğunu görebiliyorsunuz. Bu parachainlerde de bu seferin kazananı tabii ki Unique Network olacak. Farkı görebiliyorsunuz zaten. Burada %5 bonus veriyor zaten. Ekstra ön satışa katılanlara %5 bonus vermişti. Bir de Mintfest'e katılanlara ekstra %5 bonus veriyor. Şimdi burada Mintfest'e ekstra kazanan kişiler olacak. Burada belirli kişiler, jüri var. Bunlar sizin eğer koleksiyonunuzu beğenirseler kazanan oluyorsunuz ve Unique Network'ün açılacak olan NFT marketinde de bunları satma fırsatı elde edeceksiniz. Böyle de bir avantajı var ama ben tamamen etkinliğe katılmak ve videoda size gösterebilmek adına basit bir NFT koleksiyonu oluşturacağım. Hatta koleksiyonda değil, sadece basit bir şekilde bir resimden oluşan bir NFT serisi yapacağım. Şimdi Unique Network'ün betasında bulunuyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi burada Create New tuşuna basıyorum. Cüzdanımı bağlamış durumdayım. Polkadot CS cüzdanınız zaten yoksa bunun da videosu YouTube kanalımızda bulunuyor. YouTube kanalımızdan Polkadot CS nasıl kurulunur, Polkadot cüzdan nasıl kurulunur bunun videosunu izleyerek daha sonra bu videoya devam edebilirsiniz. Polkadot cüzdanımızı kurduktan sonra buraya bağlıyoruz ve burada Create'e bastık sizle birlikte. Şimdi isim koyalım buraya. Etkinliğe katılabilmenin şartlarından biri de oluşturacağınız koleksiyonda Mintfest yazması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada yazan şey unutulmaması gereken önemli nokta. Koleksiyonunuzu adlandırırken lütfen ismi Mintfest kelimesiyle başlayın diyor. Biz de Mintfest kelimesiyle başlayan bir koleksiyon oluşturalım. Geliyorum buraya, Mintfest deneme yapıyorum. İşte açıklamaya da Kriptobi YouTube kanalı yazdım. Sembolüne yine KRPT şeklinde yazıyorum. Burayı onaylıyorum. Gördüğünüz gibi fee olarak 2 QTZ kesecek. QTZ'nin fiyatına baktığımız zaman da bunun gerçekten bedava olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten. Burada onaylıyorum. Unique cüzdanımda QTZ bulunuyor. Onay işlemini gerçekleştirelim. Şifreye girelim. Evet, işlem onaylandı. Şimdi resim seçmemiz gerekiyor. Buradan resim seçmek için tıklıyorum. Evet, Kriptobi'nin logosunu seçtim. Burada da transfer için 0.1 adet QTZ istiyor. Şimdi onaylaya basıyoruz. İşlemi onayladık. İmzalayalım. Tamam. Sırada NFT'ye özellikler tanıma kısmı var. Burada NFT'nize özellikler verebiliyorsunuz. Mesela burada rastgele buraları seçiyorum. Onaylaya basıyorum tekrardan. İkinci kez bizden onay istedi ve şimdi onun onaylanmasını bekliyorum. Bu şekilde Mintfest deneme NFT koleksiyon ön izlememizi vesaire oluşturmuş olduk. Şimdi bu NFT serisini aslında şu andan itibaren tamamlıyorsunuz. Create New dediğinizde mesela ben gene yuvarlak logoyu seçmek istiyorum. Tamamen deneme amaçlı olduğu için hızlı hızlı seçiyorum. Buraya sallıyorum. Böyle bir şey yazalım. Bunu da onaylayalım. İşlemi imzala diyorum. Şu anda aslında NFT token'ımızı oluşturuyoruz. Az önce ise koleksiyonumuzu oluşturmuştuk. Şimdi buradan Go to Wallet diyorum. Ve artık koleksiyonumuzdaki birinci koleksiyonu, yani birinci NFT'yi görebiliyoruz. Biz önce koleksiyon ön izlememizi oluşturduk. Gördüğünüz gibi seçtim buradan. Daha sonra da yine aynı resimde bir NFT token'ımı oluşturmuş oldum. Buraya 2, 3, 4 diye create tuşuyla daha fazla ekleyebiliyoruz. Burn yapacağınız zaman da bu koleksiyonu yakmış oluyoruz. O yüzden buradan geri çıkıyorum. Şimdi ana sayfaya gelip size diğer koleksiyonları göstermek istiyorum. Burada Unique Scan'da bütün oluşturulan NFT'ler bulunuyor. Gördüğünüz gibi az önce oluşturulan NFT'lerde Kriptobi Mintfest deneme şeklinde bir NFT koleksiyonu oluşturmuşuz. Ve burada gözüküyor. Diğer kişileri de buradan görebiliyorsunuz. Son oluşturulan transferler, yapılan hareketleri vesaire hep buradan görebiliyoruz. Hem oluşturulan NFT'ler hem gerçekleşen transferler gözüküyor. Mesela bu kişide bir tane item var. Bu kişi sadece koleksiyon ön izlemesi oluşturmuş.
token oluşturmamış. Bunlar birer tane oluşturmuş. Burayı büyütüyorum. Mesela bakın burada 4 tane oluşturan bir tane koleksiyoncu var. Buna giriyorum. 4 koleksiyon koymuş buraya. Gayet farklı farklı güzel resimler eklemiş kendi halinde. Ama Mintfest yazmadığı için sanırım bu kendi airdrop olabilme ihtimaline karşı plan yapmış olabilir. Etkinliğe bu şekilde katılamıyor çünkü. Bu şekilde 4 tane koleksiyon yapmış. Sizler de buradaki diğer NFT'leri görebiliyorsunuz. Kendi NFT koleksiyonunuzu da görebiliyorsunuz. Bütün transferleri görmüş oluyorsunuz. Tekrar dediğim gibi burada jüri oylama yapıyor ki şu anda hiç güzel NFT'ler olduğunu söyleyemem ama bütün sayfalara bakmak lazım detaylıca. Böyle bayağı devam ediyor. Birçok kişi koleksiyon oluşturmuş. Burada en beğenilenleri de NFT'lerini Unique Network'ün ilk çıkan ağında satma imkanı tanıyacaklar. Aynı zamanda dediğim gibi para chainlerde dot kilitlediğiniz zaman %5'e ek %5 bonus kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde Unique Network projesinin para chain ağında Quartz Token ile NFT koleksiyonu oluşturmayı sizlere göstermiş oldum. GitHub linkini de açıklama kısmına koyarım. Bu linkten de girerek burayı sayfayı Türkçe'ye çevirerek görsel olarak nasıl yapabileceğiniz hakkında bilgiler alabilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi komisyon oranları gerçekten sıfıra yakın. 3-5 sente, 10-20 sente koleksiyon oluşturabiliyorsunuz. Belki airdrop yapar ileride veya güzel koleksiyonlarınız varsa yarışmayı kazanabilirsiniz gibi gibi bunları değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde Unique Network'te de nasıl NFT koleksiyonu oluşturabileceğimizi sizlere göstermiş oldum. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.